Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir ağaç budama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber detaylı olarak elma ağacını budayacağız. Elma ağacının budanması esnasında, öncesinde ve sonrasında yapılması gereken işlemleri ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Öncelikle şu soruya cevap vererek başlayalım. Elma ağaçları ne zaman budanır? Budama işinden çok fazla anlamayan arkadaşların en çok merak ettiği konu budur. Ya ben bir elma ağacı budayacağım veya birisine budattıracağım ama ne zaman budanacağını bilmiyorum arkadaş. Cevap veriyoruz. Eğer ki ılıman iklimlerde yaşıyorsanız ve bulunmuş olduğunuz yerde don olayı, don riski yoksa sonbaharda kışın yaprak döken ağaçlar elma gibi yapraklarını döktükten sonra erken ilkbahara yani bir sonraki sezon yeniden ağaçlar uyanmadan önceki zaman diliminde geniş bir zaman dilimidir. Bu istediğiniz herhangi bir vakitte budama yapabilirsiniz. Sonbaharda, kışın ortasında, kışın bitiminde, erken ilkbaharda budama yapabilirsiniz. Biz şu anda erken ilkbahardayız ve ılıman iklimde bulunuyoruz. Eğer ki karasal iklimde bulunuyorsanız, karasal iklimde bulunan arkadaşların budama zamanları oldukça kısıtlıdır. Kış geçecek, kışın geç donları geçecek ve henüz ilkbahar gelmemiş olacak. İlkbaharın gelmesine şöyle 2-3 hafta kalacak. Yani ağaçların çiçek açmasına, yaprak açmasına 2-3 hafta kalacak. Bu yöreden yöreye göre değişir. Kimi yerde, kimi yükseltilerde elma ağaçları Mart'ın sonunda çiçek açarken, kimi yerde Nisan'ın ortasında, kimi yerde Mayıs'ın başında çiçek açar. Yükseltiye göre ve elmanın cinsine göre değişmekle birlikte hemen hemen bu civarlarda bir yaprak açma, çiçek açma zamanı vardır. Bunu artık siz o ağacın önceki senelerde ne zamanlarda çiçek açtığına bakarak kanaat getirebilirsiniz, karar verebilirsiniz. En doğru budama ağaçlar böyle gözleri henüz tabiri uygunsa domur domur çıkmadan önce bir tane örnek vereceğiz. Bakın arkamızda bir şeftali ağacı var. Bakın gözler bu hale gelmeden önce bu ağaç için budama zamanı bir miktar gecikmiş. Gözler bu hale gelmeden önce hemen öncesinde elma ağaçları budanması gerekir. En doğru zamanlama budur. Elma ağaçlarının budanma şekli goble adı verilen vazo veya işte V şekli de adı ile adlandırılan şu genel şekli vermektir. Gövde ve kolların birisi 10'u, birisi 2'yi gösterecek şekilde saati hesap edin, saatin kollarını. Bu şekilde bir düzen vermemiz, şekil vermemiz gerekiyor. Yanımızda iki tane elma ağacı var. Bu iki elma ağacına da geçmişte bir şekil verilmiş. Yani siz artık şekil verilmiş bir ağaca tutup da yeniden bir şekil veremezsiniz. Nasıl şekil verilmişse ona göre işlem yapmanız gerekir. Şu ağacın genel görüntüsüne bir bakalım. Böyle yukarıya doğru ana dal giderken yandan bir dal çıkmış. Bu artık ana dal haline gelmiş. Yukarıya doğru giden dal da bir süre sonra çatallanmış, ikiye ayrılmış. Bu bizim istediğimiz vazo tarzı değil. Yani artık bu şekilde şekillenmiş. Biz sadece şekillenmiş ağaçlarda yeniden bir şekil verme yapmayacağımıza göre ne yapacağız? Öncelikle kurumuş dalları alacağız. İlk önce budamada yapılması gereken şey kurumuş dalları tespit edip kökünden çıkartmaktır. Çeşitli nedenlerle ağaçlar kuruyabilirler. Rüzgar nedeniyle, mantar nedeniyle, bakteri nedeniyle veya işte başka çeşitli nedenlerle güneş yanığı da olabilir. Dal kanseri olabilir, dal parçaları kuruyabilir. Öncelikle bu kurumuş alanları ağaçtan uzaklaştırarak işe başlarız. Arkasından da böyle birbiriyle çapraşık halde olan dalların çıkartılması ve yukarıya doğru ince uzunca, bakın sağa sola dal yapmamış, uzunca dikine doğru giden saatin 12 yönünü doğru gösteren şu uzun dalları kısaltmak, kimilerini de kökünden çıkartmak şeklinde işlemleri yaparız. Hemen işlemimize başlayalım. Elimizde bir bağ makası var. Baş aktörümüz bu olacak. Hemen dezenfektan ile dezenfekte ettik. Yine elimizde şöyle bir uzun dal makası var. Gerektiği zaman bunu kullanacağız. Bir de desteremiz var. Desterenin işi var şu anda. Gerektiği zaman destereyi alacağız. Şöyle dursun. Şu ağacımızdan başlayalım.
Bakın arkadaşlar, elma ağaçları dip sürgününe çok meyilli olmayan ağaçlardır. Dipten çok fazla sürgün vermezler. Varsa dip sürgünü, dipteki sürgünleri kesersiniz. Daha sonra bakınız, yukarıya doğru geldik burada. Bakın şurada ilginç bir durum oluşmuş. Buradan geriye doğru bir dal çıkmış. Buradan bu şekilde eğrilmiş. Bunu kökünden çıkartalım. Böyle şeyleri ağacın üzerinde tutarsak ağacın enerjisini boşa çeker, boşa sömürür. Ne meyve verir ne de doğru dürüst ağaca şekil de verdiremezsiniz. Böyle eğri büğrü dalları başka büyük dallarla da çapraşık hale gelen dalları çıkartmak lazım. Yine bakınız gövdeden neler çıkmış? Obur sürgünler çıkmış. Ağacın burası boş ya. Ben şöyle bir kesim yapıyorum bu obur sürgünü. Kestik. Neden böyle bir kesim yaptım? Bakınız ağacın bu dalın daha doğrusu şurada bir göz var. Ben bunu buradan kestim ki en son göz dışa bakıyor ya. Buradaki boş alanı dolduracak. Onun için buradan kestim. Hani kökünden de çıkartabilirdim ama ağacın bu alanı boş. Ben burayı doldurmak istiyorum. İşte bunu görevlendirdim. Bu burayı ileriki zamanlarda dolduracak. Şuradan devam edelim. Bakın bu tarafa doğru giden bir yine obur dal var. Şununla paralel değil mi? Zaten burada kuvvetli kocaman bir dal var. Bir de bunun bu tarafa doğru gitmesinin gereği yok. Bunu kökünden çıkartıyorum. Gördünüz mü bak? Bir tanesini tuttum üzerinde. Çünkü burayı ben doldurmak istiyorum ama burası zaten dolu. Dolu alanı doldurmanın alemi yok. Bunu çıkarttım. Arkadaşlar elma ağaçları çok fazla obur sürgün yapmayan yani odun kısmını çoğaltmayan ağaçlardır. Böyle küçük makas darbeleriyle işlemi tamamlayabiliriz ileriki zamanlarda. İlk şekil verirken dikkatli davranacağız. Ağaçlara, genç ağaçlara nasıl şekil verilir? Kapak resminde şöyle bir görüntü olacak. O videoyu mutlaka izleyin. Genç ağaçlara nasıl şekil verileceğini orada anlatmaya çalıştık detaylı bir şekilde. Bu ağacımız işte 10-12-15 yaşlarında ve artık şekillenmiş bir ağaç. Bu şekil üzerine biz sadece gerekli olan kesimleri yapıp işlemimizi tamamlayacağız. Evet, buradaki işlem bitti. Şimdi şu dal üzerinde çalışalım. Bakalım yoğun olan yerler neresi ise oraları hafiften azaltalım. Bakın ağaçların dalları aşağıya doğru gidiyorsa aşağıya doğru giden ve belirli bir artık yükseltinin altındaki dallar altına doğru eğrilmiş dalları almakta fayda var. Bakın kestik. Ağacımız yaklaşık 80 santimden dallanmış. 80 santimden dallandırmak uygundur. Elma ağaçları 80 ile 1.20 santim arasında dallandırılabilir. Dallanma alanı 80 santim. Ama işte yukarıya doğru sadece burada tek bir dal var. Keşke bir de burada dal olmuş olsaydı. O zaman daha güzel bir şekil olurdu ağaç için. Sağlık olsun. Şimdi şu dal üzerinde çalışmamıza devam edelim. Bakın yarın bir gün bu dallar burada büyüdüğü zaman rüzgarda birbirine çarpıp duracak. O zaman çapraşık olan dalları kesmek lazım. Şimdi şunu şuradan kestim. Bakın ben şuradan kesmiş olsaydım bu tarafa doğru büyüyecekti. Buradan kestim bu tarafa doğru büyüyecek. Peki bu tarafa doğru büyüyünce kimle çarpışacak? Şununla çarpışabilir. O zaman şunu keselim. Şunu da dış gözden. Bakın en son göz. Burada yani dışa bakan göz, dışa bakan gözün üzerinden 45 derecelik bir açı ile kestim. Bu şekilde dalların gözleri hep dışa bakacak kesimler yapılır. Bakın yine bu da dışa bakıyor. Bakın arkadaşlar göz bu. Son göz dışarıya bakıyor. Dışarıya bakan gözün üzerinden şöyle 45 derecelik açı ile kesmişiz. Bu ağaç uyandığı zaman genelde bu dalın en sonuncu gözden uyanma olur ve en sondaki göz bu dalı büyüten gözdür. Onun için kesim açısı ve kesim yeri önemlidir. Ben şimdi bunu buradan kesmiş olsaydım en son göz bu olacaktı ve dalı bu tarafa doğru büyütecekti. Ama biz bu tarafa doğru büyüsün istemiyoruz ki zaten burada dal var yani. Ağacın içine doğru büyüme ihtimali olan kesimlerden uzak duracağız. Dal kesiminde en son göz hep dışarıya bakacak. Dışarı bakan gözün üzerinden kesim yapacağız. Aynı şekilde bakın şurada da bir örnek gösterelim. Kestik. Bu buradaki boşluğu doldursun. İçeriye doğru giden dalı da komple çıkardık. Şuradaki tırnağı da aldık.
Bu arada kesimlerimizi tırnaksız bir şekilde yapmaya çalışmak lazım arkadaşlar. Bakın, önceden son gözün üzerinden bayağı bir yukarısından ve ters açı ile kesilmiş. Bu şekilde tırnaklı kesimler çok uygun olmaz. Bu şekilde kestik. Ağacın içine doğru büyüyen ikinci gözü kestik. İlk gözünde şöyle şurasından keselim. Ağaç bu tarafa doğru açılsın. Bu arada tabii küçük çaplı budamalarda, seyreltmeler daha doğrusu yapıyoruz ve ağaçların birbirine değen dalları varsa onları kısaltmaya çalışıyoruz. Bakın, burayı tamamladık. Şurada bir çapraşıklık var, yani değecek birbirine dallar değiyor dikkat ederseniz. O zaman ben şunu şuradan keseyim ki bu dal buraya doğru gelsin. Bu hiçbir şekilde birbirine temas etmez. İçeriye doğru büyüyen dalı kısa kestim bu sefer. Şuradaki alanı bir miktar doldursun düşüncesiyle. Ve şunu ve şunu dış gözlerden buraları doldurması düşüncesiyle açıktan kestim. Yine önceden bırakılmış tırnakları alıyorum ve dış gözden kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar meyve gözleri. Bu şekilde küçük şu görüntüyü gördüğünüz zaman bu ağacın buradan meyve vereceği anlamına gelir. Bunları kesinlikle kesmemek gerekir. Ben bunu buradan kesersem ağacı verimsizleştiririm. Buna dikkat edelim. Şu şekilde görüntü gördüğünüz zaman bu meyve verecek anlamı çıkar. Buralara dokunmuyoruz. Bakın, bu aşağıya doğru gitmekte olan bir dal. Bunu bayağı bir kısalttık. Şu obur dalı da yine uzaktan kestik. Hep kesimler dış gözlerin birazcık üstünden olacak. Bunu unutmayalım. Bakın, burada ağaca bir açı kazandırdık. Dikine doğru gidiyordu. Dikine doğru 12 yönünü gösteren dalı ne yaptık? Biz 2 veya 10 yönüne doğru meyillendirdik. Bu tarafa doğru büyüsün. Yani zaten o tarafta yeterince dal var. Onu açtık. Ha, ileriki zamanlarda bu dal ağacın içine gitmeye devam ederse şuradan kesilir, çıkartılır. Bu dalın bu tarafa doğru büyümesine müsaade edilir. Burayı kestik. Neden kestik? Rüzgar dolayısıyla şuradan kırılmış. Bakın, böyle yaralı dalları ağacın üzerinde tutmaya gerek yok. Zaten yeterince dal var. Üzerinde sağlıklı dalları tutalım, arızalı dalları çıkartalım. Dal seyreltmesi yapıyoruz. Uçlarından da genelde, bakın şu oburların uçlarını şöyle gösterelim arkadaşlar, daha size anlaşılır olsun. Şu şimdi sürgün ya, obur sürgün. Bu obur sürgünü göz kararı 3'e veya 4'e bölelim. 3'e bölelim. Önce 3 diyelim, sonra 4 diyeceğiz. 3'e böldük. Bakınız, 1, 2, 3. Ben şuradan 3'te 2'sini kesip 3'te 1'ini bıraktığım zaman en doğru kesim şeklini sağlamış olurum. Neden? Çünkü bu dal obur ya, şu yukarılarında daha az karbonhidrat ve daha az bitki elementleri bulunur. Oksin, sitoksin gibi bitki elementleri daha az olur, daha az karbonhidrat içerir ve dolayısıyla oralar verimli olmaz. Verimsiz alanı kestim. İleride meyve yapabilecek şu besin enerjisi bakımından yoğun olan kısmı tuttum. Buradan bu sene değil de belki bir sonraki sene meyve gözleri çıkabilir. Bu şimdi bunlar hep yaprak gözleridir. Buradan yaprak çıkacak ama bir sonraki sene burayı verimli meyve dalı haline getirebilirim. Çok uzun sürgünleri göz kararı 4'e ayırıp 4'te 1'ini üzerinde bırakıp 4'te 3'ünü kesersiniz. Kısa diyebileceğimiz sürgünlere de göz kararı 3'e ayırırsınız. 3'te 1'ini ağaç üzerinde bırakırsınız. 3'te 2'sini de kesersiniz. Bu mantığı da söylemiş olalım. Yine dış gözlerden kesmeye devam ediyoruz. Birbiriyle çapraşık olabilecek dalları ve tırnaklı kesimleri ortadan kaldırıyoruz. Şurada nasıl bir işlem yapabiliriz? Bakın, buraya da doğru gitmiş bir dal var. Dikine doğru gitmiş de bir dal var. Ağaca açı vermek istersek şöyle bir kesim yaparız ve şunun da altından kestiğimiz zaman bakın ağaç bu tarafa doğru açıldı. Ama yine
bu tarafa doğru giden bir sürgün var. Olsun, bir miktarda gidecek tabii ki. Tamamen hepsini kesmek de mantıksız olur. Şuradaki boşluğu da şu doldursun düşüncesiyle bunu burada bıraktık. Bu tarafı da böyle açtık. Şunu ortadan komple çıkartmış olduk. Bu obur sürgünü. Bazen birazını bırakma, bazen açılı kesme, bazen de kökünden çıkartma şeklinde işlem yapacağız. Evet, hemen hemen bu dalı hallettik gibi şu dalı. Dal dal giderseniz daha en azından hani unuttuğunuz bir şey kalmaz. Şu tırnaklı kesim yerlerini düzelttik. Neden bunu kesiyorum? Şurada dallar var ya, yapraklar da olduğunu düşünün. Hiç bu güneş almayacak. Şu alttaki dal hiç güneş almayacak. Güneş almayan bir dal verimsiz olur. Yapraklara da yeterli fotosentez yapamaz, ağaca bir katkı sunamaz. Meyve olacaksa bile meyvesini geliştiremez ve belki de meyvelerinde mantarlanma veya işte çürüme belirtileri ortaya çıkabilir. Onun için yönü aşağıya bakan dalları kesmek lazım. Burası tamam oldu. Bu dalı hallettik. Şimdi gelelim şuraya. Önce şu dallardan bir başlayalım. Çok ince sürgünlerin pişkin olmayan yerlerini kesmek lazım. Değil mi? Bakın, şöyle yaptığımız zaman nereden kıvrılıyor? Farz edelim ki ben bu dalı tutacağım ağaç üzerinde. Şöyle yaptım. Nereden kıvrılıyor? Şuradan kıvrılıyor. Demek ki buraya kadar pişkin, buradan sonrası henüz daha olgunlaşmamış. O zaman ben kesecek olsam buradan keserim. En doğru kesim yerini bulmuş olurum. Bakın, bu ağaç bu tarafa doğru gelirken rüzgarın da etkisiyle kırılmış herhalde. Burada hafiften bir çatlama izleri falan var. Böyle aşağıya doğru eğilmiş. Ağacı da kötü gösteriyor. Ağacın genel görüntüsünü şunu ortadan çıkardık ki hem şuradaki dallar da biraz rahatlasın. Şu içeriye doğru, şunun üzerine doğru büyüme ihtimali olan dalı da kestik. Şurada aslında buradan kesilebilir ama bu sene dursun bakalım. Önümüzdeki seneye duruma göre bakılır. Şu dal karşıdan gelmiş, bunun içerisine girmeye çalışıyor. Bu da mantıksız. Bunu burada tutmanın bir gereği yok. Ya kökünden çıkartacağız ya da bu tarafa doğru gelen bir dal varsa buradan keseceğiz ki dal bu tarafa doğru gelsin. Burası müsait. Bu tarafa büyüyebilir. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar, bazı insanlar, eski insanlar diyelim yani, meyve ağaçları budanmaz şeklinde yanlış bir bilgiye sahipler. Ne hikmetse, nereden bunu öğrendiler ya da nasıl uydurdularsa, bu fikre, kanaate nasıl vardılarsa, meyve ağaçları budanmazsa peki hangi ağaçlar budanacak ki zaten? Meyve vermeyen ağacı budasan ne, budamasan ne? Budama meyve veren ağaçlarda yapılır. Her sene sağlıklı meyve alabilmek ve rekoltesi yüksek bir sezon geçirebilmek için ağaç adına ve tabii ki yetiştiricisi adına rekoltesi yüksek, verimli bir sezon geçirebilmek istiyorsanız her sene istisnasız budama yapmanız gerekir. Budama da işte deminden beri anlatmaya çalıştığımız şekilde gereksiz dalların çıkartılması, ağaca açı verilmesi ve işte birbirine çapraşık dalların çıkartılıp oburların kısaltılması. Mantık bu. Ama mutlaka ve mutlaka bunu yapın. Ya ben işte budamadan anlamıyorum, neyin nasıl kesileceğini bilemiyorum. Ya bir kere yanlış yaparsın, ikincisinde düzeltirsin. Bilemedin, üçüncüsünde düzeltirsin. Ama elinize makas almazsanız ben bu işi nasıl yapacağım der durursunuz. Bizim videolarımız gayet eğitici, öğretici videolar. Yağmur da başladı bu arada. Hemen hızlanalım. Bizim videolarımızı izleyerek ağaçlarınızı kendiniz sağlıklı bir şekilde budayabilirsiniz. Hemen hızlanalım arkadaşlar. Konuşmayı azalttık. İşi çoğaltalım. Yağmur başladı. Bu arada eğer ki imkan varsa siz budamalarınızı yağmurun olmadığı bir zamanda yapmanızı tavsiye ederiz. Neden? Çünkü siz burayı mesela kestiniz ya, bakın şurayı kestiniz. Şimdi yağmur damlası gelip buraya damlayacak. Yağmur damlalarının içerisinde bakteri ve mantar bulunma ihtimali vardır. Bakterili, virüslü, mantarlı bir damla havadan virüsleri kaptı. O damla geldi buraya düştü. Yara da taze, bu ağacı kurutabilir veya işte bakteri ya da mantar virüslerine muhatap edebilir. Onun için yağmurun olmadığı bir zamanda budama yapmanızı tavsiye ederiz. Hemen şimdi şuraya çıkayım ben. Bazı yerlere ulaşamayacağım. Ağacın üzerinden kesim yapayım.
hemen hemen bu ağacın işlemini tamamladık. Ne yaptık? Kuru dalları, zayıf dalları aradan çıkardık. Birbiriyle çapraşık olan dalların zayıflarını çıkardık. Mesela kuvvetli ile zayıf birbiriyle ya çapraşık ya da rekabet halinde zayıfını çıkardık. Kuvvetlisini bıraktık ve ağaca daha geniş açılar vermeye çalıştık. Kesim şekliyle en son göz dışa bakacak şekilde kesimler yaparak ağaca daha geniş açı kazandırmaya çalıştık. Evet, önceden şekil verilmiş bir ağacın budaması bu şekilde. Şuna da hemen kısaca hızlıca budayı verelim. Ondan sonra videomuzu kapatacağız. Anlatılacak bilgileri hemen hemen orada anlattık. Burada da şöyle genel bir görüntü gösterelim. Öncesini ve sonrasını nasıl budandığını anlamak, kavramak amacıyla bunu da size örnek olarak çekimini yapacağız. Peki bir soruya cevap verelim. Biz bu ağaçları budamasak olmaz mı? Niçin buduyoruz ağaçları? Kök ve gövde dengesini sağlamak. Dolayısıyla ağacın ömrünü uzatmak. Yani siz ağaca herhangi bir terbiye vermediğiniz takdirde ağaç şekilsiz büyür. Bu şekilsiz büyüme bazen mantıklı, doğru bir büyüme olabileceği gibi genellikle mantıksız ve böyle karma karışık, çapraşık bir şekilde olur büyümeler. İşte o karmaşıklığı önlemek ve ağaca güzel bir şekil vermek, açı kazandırmak, yaprakların birbirlerinin gölgesini, güneşini kesmemek amacı ile ve üzerindeki olası meyvelerin güneşten gıdasını alıp güzelce büyüyebilmesi amacı ile budama yapılır. Peki budamayı ağaçlar yeşilken yapılabilir mi? Ağaçlar açtıktan sonra mümkün mertebe budama yapmamak gerekir. Yeşilken ağaç budanmaz. Yaz budaması yapılır bazı ağaçlarda. Yaz budamasını kastetmiyorum. Kış budaması, yani genel budama, ağaçlar kuru iken, yani daha doğrusu kışın yaprak döken ağaçlar yapraklarını dökmüş vaziyette iken budama yapılır. Yeşilken yaptığınız zaman ağaca büyük zarar verirsiniz. Eğer ki siz budamayı geciktirdiniz ya da ihmal ettiniz, bir de baktınız ki ağaç açmış artık, yani uyanmış. O zaman ne yapacaksınız? Budama yapmayın o sene. Bir sonraki sene ya yaz budaması yaparsınız ya da bir sonraki seneye kadar budamayı geciktirirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi şu yukarıya doğru birden kuvvetli bir şekilde dik açı ile çıkmaya başlamış bu dal. Yukarıda zaten diğer dallarla rekabet edecek. Ben şunu şuradan keseyim. Ben bunu buradan kestim. Bu dikine doğru giden ağaca açı kazandırdım. Buradan büyüyecek artık bu dal. Buradan büyüyecek, yakında burası kuvvetlenecek ve buradaki sıkışıklığı da azaltmış oldum. Evet, tabii ağaçlar biraz fazla birbirine girift dikilmiş. Yan yana yakın ağaçlar, hemen yanında da başka bir ağaç var. Onun için bu tarafa çok fazla dalın gelmemesi gerekiyor. Evet, bu ağacın da üzerindeki yükü hafifletmiş olduk. Siz 100 kilo taşıyacak bir ağaca 500 kilo yük yüklerseniz ne 100 kiloyu taşıyabilir ne geri kalan 400 kilosunu taşıyabilir. Yani biz bu dalları kesmediğimiz zaman ağaca haddinden fazla bir görev vermiş oluruz, yük yüklemiş oluruz. Ağaç da o görevi yapamaz ve ne yapar? Ya kuruyarak ya yaprak sarartarak, fotosentezi sağlıklı bir şekilde yapamayarak, düşük meyve vererek veya hiç meyve vermeyerek size cevap verir. Onun için her yaptığınız iş önemlidir. Ağaçlarda, ağaçtan verim almak istiyorsak arkadaşlar, ağaçlarımıza iyi bakacağız ve doğru budamalar yapacağız. Tabii ki sadece budama mı? Sulama, gübreleme, çapalama, bunlar da önemli. Doğru etkin bir bakım yaptığımız zaman bir ağaç bütün bir ailenin, hatta sülalenin elma ihtiyacını karşılar. Konu komşuya da verirsiniz, gelen misafirlerinize de ikram edersiniz. Yağmur başladı. Hemen kaldıralım malzemeleri.
Arkadaşlar biz şimdi yağmurdan dolayı yapamayacağız ama ağacı kestikten sonra su tut ya da aşı macunu ile kalın kesikleri, mesela bakın şu şekildeki kalın kesikleri, böyle parmaktan daha kalın olan kesikleri su tut ya da aşı macunu ile kapatmak gerekir. Kapatırsanız sağlıklı olur. Yine ağacı budadıktan sonra hemen aynı gün ya da birkaç gün sonra da olabilir, bordo bulamacı ile bütün bir ağacı ilaçlarsanız bakterilere karşı da, daha doğrusu mantar hastalıklarına karşı da önlem almış olursunuz. Bunları da unutmayın. Kestikten sonra kalın kesiklere aşı macunu sürme ve bordo bulamacı bakır sülfat atmayı da ihmal etmeyelim. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç aşılama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi gidelim.